Arkadaşlar biz hem seçim çalışmalarıyla ilgili kısa bir bilgilendirme hem de ittifak tartışmalarıyla ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız. Öncelikle tabii görünen o ki seçimin baskın yapılmasının iktidar arkasında durmuyor, duramıyor. Sanki kararı muhalefet almış gibi bu savunulamaz durumun faturasını bile muhalefete kesmeye çalışan bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bu kararı kimin, niçin, hangi kaygıyla, hangi telaş içerisinde aldığına dair kamuoyuna açıklanmış, inandırıcı, ikna edici hiçbir gerekçe yok. Ama bizim okuyabildiğimiz, bütün toplumun hissettiği ve çok net biçimde bildiğimiz bir telaş var. Dolayısıyla bütün toplum gibi biz de soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz. Her şey iyi gidiyor idiyse niye seçime gittiniz? Yok büyük bir tehlike varsa, ekonomide, dış politikada, güvenlikte büyük bir tehditle karşı karşıyaysak bu duruma gelinmesinin sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Ve toplum bu durumun sorumlularına niye bir kez daha ve tekrar ülkeyi yönetme yetkisi versin? Dolayısıyla değerli arkadaşlar biz tabii hep altını çizdiğimiz gibi bir kez daha Türkiye'yi OHAL şartlarında seçime götürmeye tenezzül etmenin kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyoruz. Haksız, adaletsiz ve fırsat eşitliğinin neredeyse hiç olmadığı, her türlü baskının söz konusu olacağı bir seçimle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, eş başkanlarımız il ziyaretleri yapıyorlar. Türkiye fiilen aslında seçim süreci yaşıyor ve Mardin'de eş başkanımızın Sayın Sezai Temelli'nin bulunduğu konvoy zırhlı araçlarla durduruluyor, geçiş engelleniyor ve konvoyda bulunan araçlara çok ciddi miktarda para cezaları kesiliyor. Halk buluşmalarında, toplantılarda gazetecilerin kameraları, fotoğraf makineleri değil ama güvenlik güçlerinin fotoğraf makineleriyle, kameralarıyla adeta halk tedirgin edilmek isteniyor. Esnafla parti yöneticilerimizin, eş başkanlarımızın buluşması engellenmeye çalışılıyor. Bu koşullar altında şüphesiz başka tehditler, başka seçim rüşvetleri de var. Altını çizmek istediğimiz. Bir kere Türkiye tıpkı tek parti döneminden çıkmakta zorlandığı dönem gibi adayların korkutulduğu, tehdit edildiği bir ortamda yaşıyor. Basına yansıyan ve mutlaka muhataplarının kamuoyuna açıklama yapması gereken bir tehditten söz ediliyor. İsmi geçen bir şahsın güvenlik bürokrasisi temsilcileri, yetkilileri kullanılarak, aracı yapılarak aday olmaktan vazgeçirildiği konuşuluyor. Değerli arkadaşlar, bunun örneğini biz Ali Fuat Başgil'in, ordinarius profesör, anayasa hukukçusu Ali Fuat Başgil'in Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini beyan ettiğinde İstanbul'dan Ankara'ya gelirken trenden atarız seni tehdidine benzetiyoruz. Tıpkı o dönem gibi bir korku imparatorluğuyla siyasal dizayn, seçim sandık dizaynı yapılmaya çalışılıyor. Yine 120 bin civarında toplum yararına programlar kapsamında istihdam imkanı açılmış durumda İşkur üzerinden. Bunların neredeyse tamamına yakını AKP'li belediyeler eliyle kullanılacak ve bu programdakilerin şimdiye kadar geçtiğimiz seçimlerde bildiğimiz durumu, yani bir kazanç elde etme imkanı sunmak ama personelin de seçim meydanlarında kullanılması, seçim çalışmalarında adeta ücretsiz AKP militanı olarak çalıştırılmasıdır. Bu da yine bu kampanyanın galiba en önemli özelliklerinden birisi olacak. Yine üniversitelerin bölünmesi aslında belli ki koltuk paylaşmakta zorlanan koalisyonun kendine yeni alan açması, yeni koltuklar icat etmesi, böylece
paylaştıklarıyla mutlu olmasına dair bir arayışı çok net biçimde ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye muhalefeti, Türkiye'de bir alternatif ortaya koyma iddiasında bulunanlar ve bu kaostan bu ülkeyi çıkartma iddiasıyla siyaset yapanlar herhalde en az Beşiktaş kadar kararlı ve ciddi olmalı ve savunduğu şeyin arkasında durmalı. Elbette ki zor bir dönem olacak ve adaylar için asla fırsat eşitliği olmayacak. Çok basit bir soru ama biz örneğin parti kurullarımızda şekillendiği gibi büyük bir ağırlıkla yaygın eğilim olarak yansıdığı gibi Sayın Demirtaş'ı aday gösterdiğimizde merak ediyoruz ve soruyoruz. TRT mi Edirne'ye gidecek yoksa Sayın Demirtaş mı TRT'ye getirilip propaganda imkanı sunulacak? Bu bile başlı başına aslında nasıl eşitliksiz bir ortamda yarış olacağını gösteriyor. Sadece istifa eden bürokratların hangi partilerden aday olmak istediklerine dair sonuçları, girişimleri, başvuru dilekçelerini gördüğümüzde bile ne kadar tarafsız bir bürokrasiyle, ne kadar objektif, herkese eşit mesafede yöneticilerle yönetildiğimizi galiba görebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, her şeye rağmen biz özellikle muhalefet açısından 16 Nisan paketiyle ilgili 16 Nisan referandumunda dayatılan tabloyla ilgili muhalefetin kararlılığının bu seçimlerin sonucunu belirleyebilecek, etkileyebilecek bir toplumsal psikolojiyi taşıdığını, kapsadığını ifade etmek istiyoruz. Şunu çok net biçimde ifade etmemiz gerekiyor. Eğer muhalefet hepimiz şu iddianın arkasındaysak, Türkiye'yi tehdit eden A şahsı, B şahsı değil, tek adam rejimidir, keyfi yönetimdir ve o koltukta kim oturursa otursun demokrasi olmayacak, yönetime katılma imkanı doğmayacak ve demokratik bir yönetim modeli oluşturulamayacak. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı adaylarının adeta kurtarıcı gibi sunulması, Erdoğan'a karşı başka isimlerle ama aynı mantıkla yaklaşılması doğrudan doğruya aslında iktidarın söylem hegemonyasına teslim olmaktır. Değerli arkadaşlar, biz 16 Nisan'da çok net biçimde şunu söyledik hayır derken. Dedik ki evet, Türkiye için bu model böler, kamplaştırır, parçalar, kriz ve kaos getirir. Geçtiğimiz bir yıl bunu çok somut, çok net biçimde ispatladı. Şimdi tek adama karşı başka kurtarıcılar aramak mıdır muhalefetin yapması gereken, yoksa parlamentonun güçlenmesini sağlayacak formülleri seçimin merkezine taşımak mıdır? Bütün simülasyonlar, bütün araştırmaların ortaya çıkarttığı tablo, ister iktidar partisi tarafından finanse edilsin, desteklensin, ister diğer partiler tarafından yaptırılmış olsun, şunu çok net biçimde ortaya koyuyor. Birinci turda eğer çoğunluk muhalefet partilerinin toplamında olursa, meclis çoğunluğu, yani 300 artı 1, 301 vekil hangi tarafta olursa, ikinci tura kalmış bir seçimde o tarafın adayı yarışa en az 5 puan avantajlı girecektir. Yani muhalefetin çoğunluğu birinci turda mecliste söz konusu olmuşsa, muhalefetin ikinci tura kalan adayı Cumhur İttifakı'nın karşısında şanslı bir seçim yaşayacaktır. Yok, muhalefet bunu başaramazsa iktidar bir adım önde yarışa girecektir. Şimdi muhalefetin bunu başarabilmesinin yolu, yöntemi nedir? Bu konuda galiba hiç tartışma bile yapmaya gerek bırakmayacak bir toplumsal psikoloji ve matematik gerçeklikle karşı karşıyayız. Toplum herkese, hepimize değişim için ve şüphesiz bugün uygulanan politikaları ortadan kaldıracak bir kararlılıkla ittifak yapmamız çağrısını yapıyor değerli arkadaşlar. Bir araya gelin ve değiştirin diyor. Bunu her partinin tabanı çok net biçimde hissettiriyor.
Eğer siyasetçiler bunun farkında değilse, bunu okuyamaz ve bunun gereğini yapmazlarsa seçmen sandıkta sadece iktidardan değil muhalefetten de hesap sorar. Küçük hesaplarla, partizan tutumlarla, daha fazla sadece kendi parti çıkarlarını düşünerek hareket ederse partiler, ülkeyi değil, Türkiye'nin geleceğini değil, kendi kişisel çıkarlarını ya da parti çıkarlarını düşünürlerse ve bir araya gelmenin, artık oyların temsilinin tedbirlerini şimdiden almazlarsa, mümkünse artık oyların yani en az düzeyde kaybını sağlayacak formüller etrafında konuşmaz, buluşmazlarsa, birbirlerini dışlayan eski ön yargılar üzerinden hareket ederlerse, kendi elleriyle aslında hem meclis çoğunluğunu hem de ikinci turda cumhurbaşkanlığını iktidar blokuna devretmiş olacaklar. Galiba bu uyarıları yapmak için son virajdayız. Onun için çok net, çok açık biçimde söylüyoruz. Özellikle ana muhalefet partisini uyarıyoruz. Saadet Partisi'nin hala arayışı devam ediyorsa kendilerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hem milletvekili seçiminde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ister ayrı ayrı girsinler ister bir araya gelsinler. Ama bize göre milletvekilliğinde bir araya gelişin avantajları çok yüksek. Ve biz cumhurbaşkanlığı seçiminde başından beri söylediğimiz gibi kendi adayımızla ki şu ana kadar bütün parti kurullarında temaslarda öne çıkan ağırlıklı önerilen isim Sayın Demirtaş'tır. CHP, Saadet bugüne kadar aslında kamuoyunu bir beklenti içerisinde tuttular. Ve bu beklenti bugün itibariyle imkansız gibi gözüküyor. En azından şimdiye kadar hala hiçbir somut irade beyanı yok. Kimden ve neden kaynaklanmış olursa olsun. Daha fazla bu geriye kalan süreyi kötüye kullanmayıp başka alternatiflerin, imkanların araştırılması gerekiyor. Milletvekilliğinde ittifaklar muhalefetin lehinedir. Ama Cumhurbaşkanı adayı sayısı ne kadar fazla olursa seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali de o kadar yükselir. Biz onun için adayımızı belirlerken sadece kendi parti tabanımızdan oy almayı değil, ikinci tura adayımız kaldığında diğer partilerden de oy almayı hedefleyerek bir tercih yaptık. Diğer partiler de bu hassasiyeti gösterirlerse, yani herkesten demokrasi ortak paydasında oy alma imkanı kapasitesi olan isimlerle bu yarışa girerlerse ve birinci turdaki meclis çoğunluğu da muhalefetten yana olursa çok açık biçimde ilan ediyoruz. Buradan seçim sonucu diye deklare ediyoruz. Bu seçimi ya bizim adayımız kazanacak ya da bizim desteklediğimiz aday kazanacak. Bizim seçmenimizi bir mahkumiyet içerisinde sanki önüne koyulana mecburmuş gibi görenler yanılıyorlar. Şimdiye kadar en zor şartlarda en ağır bedel ödeyerek ama kararlı dik duran seçmen kitlesi HDP kitlesidir. En zor koşullarda seçim kampanyası yürütür, bütün engellemelere rağmen iradesini ortaya koyar ve önüne eğer kötülerden kötü seçmek seçeneği dayatılırsa da tavrını ortaya koyar. Ve bunu bizim parti kurullarında falan da tartışmamız, engellememiz imkansızdır. Yani bu kadar politik bir seçmen kitlesine göstermelik siyasal söylemlerle bir davranış telkin etmemiz söz konusu bile olamaz. Dolayısıyla da Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını hissettirecek, farklı alternatiflerin mümkün olduğunu ortaya koyacak bir tavrı partiler sergilemeli. Şimdiden adaylığını ilan edenler de bütün kesimlere hitap etmenin, kimseyi ötekileştirmemenin, kimseyi dışlamadan siyaset yapmanın arayışı içerisinde olmalılar. Değerli arkadaşlar, elbette ki kim başkan olursa olsun bizim açımızdan ve en azından 16 Nisan'da hayır diyenler açısından şu çok net. Bir kurtarıcı aramıyoruz. Bütün sorunları sihirli değnekle çözecek birine yetkileri devretmiyoruz. Aksine Türkiye'de bir geçiş döneminin planlanmasıyla ilgili bir koordinatör
toplumsal kabulü yüksek, toplumda onay almış bir isimle yol yürümek istiyoruz. Dolayısıyla da baştaki altını çizdiğim noktayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtarılması ve demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü bir ortama kavuşturulması konusunda kimse başkan adayına abartılı rol yükleyerek bir tutum sergilemesin. Aksine nasıl demokratik bir rejime döneriz, nasıl parlamentonun daha etkin ve saygın olduğu bir sistemi yeniden inşa ederiz, bunun tavrını, iradesini ortaya koysun. Biz seçim kampanyamızı, programımızı bunun üzerine bina edeceğiz. Bu geçiş döneminin rövanşizme de dönüşmemesi ama bütün mağdurların da, özellikle OHAL dönemi mağdurlarının da mağduriyetlerinin giderilmesine dair tedbirlere endeksli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Evet değerli arkadaşlar, benim şimdilik paylaşabileceklerim bunlar. Sizin eğer sorunuz varsa alalım. Buyurun. Efendim, muhalefetin üzerinde çalıştığı bir sıfır baraj ittifakı var. Fakat bu formülde özellikle İYİ Parti'nin karşı çıkması nedeniyle siz HDP'nin olmadığı kulislerde konuşuluyor. Bunu bir değerlendirmeyi bilir. Sizin bir teması kuruldu mu? Değerli arkadaşlar, bizim şimdiye kadar hiçbir partiyle kurumsal, resmi hiçbir temasımız olmadı. Ama ikili görüşmelerde, kişisel temaslarda değerlendirmeler ve bilgi paylaşımları oldu. Şunu çok net biçimde ifade ediyorum. İster bu İYİ Parti'den kaynaklansın, ister CHP'nin çekingenliğinden. Sonuç itibariyle bizi dışlama, bizi yok sayma eğilimini elbette bizim seçmenimiz de değerlendirecektir, okuyacaktır, bunun gereğini yapacaktır. Ama bize gelen bilgiler sorunun sadece İYİ Parti'den kaynaklanmadığını gösteriyor. İYİ Parti kamuoyuna da ikili temaslarda da şunu çok net biçimde aktarıyor. Diyor ki sağ blok içerisinde ittifak gerçekleşsin. Yani kendileri deklare ettiği için söylüyorum. Saadet ve Demokrat Parti ile biz ittifak kuralım. Bu seçmen psikolojisi açısından daha yerinde, daha doğru. Sol olma iddiasında olan partiler varsa onlar da kendi aralarında buluşsunlar ve onlar da bir ittifak kursunlar. Şimdi bu söz karşısında galiba cevap vermesi gerekenler öncelikle sol siyaset yaptığını iddia edenlerdir. Yani bizimle bir arada gözükmekten İYİ Parti çekiniyor ama CHP bu kararlılığı gösteriyor mu? Yani bu teklif karşısında eğer tıpkı Cumhurbaşkanı adaylığı gibi, yani adaylarını erken ilan ettiler, karar verdiler ve biz bunu tartışmayacağız dediler İYİ Parti. Ve onun gereğini yaptılar. Hala buna rağmen beklenti içerisinde olmaktan kaynaklı Türkiye 10 gününü kaybetti bu süreç içerisinde. Dolayısıyla galiba bir karar vermesi gereken özellikle CHP. Yani biz herhalde bir CHP'ye isim telkin edecek değiliz. İsim önerecek değiliz. Ama belirledikleri isim, çıkaracakları aday şüphesiz bütün toplumsal kesimlere hitap edebilir olmalı ve demokratik anayasa duyarlılığı taşımalı. OHAL'e itiraz ediyor olmalı ki yani ikinci tura biz kendi adayımızın çıkması için çaba sarf edeceğiz. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun gerçekleştirilebilir olduğunu düşünüyoruz. Ama bu olmadığında da ortaklaşma için herkesin birbirinin hassasiyetini, önceliğini gözetsin diyoruz. Dolayısıyla artık daha fazla vakit kaybetmek yerine galiba bu durum karşısında İYİ Parti'nin bu kararlı tutumu karşısında CHP bir karar verecek. Ya Saadet'le birlikte ve diğer partileri kapsayan bir şey yapacak ya bizi de davet edecek, tercih kendilerinin. Bizim değerli arkadaşlar barajla ilgili bir kaygımız yok. Hatta tam tersine altını çizerek söylüyorum, birkaç firmadan aldığımız değerlendirme dışlandığımızda tepki oylarının partimize yöneleceğine dair çok somut veriler var. Bütün ittifaklardan dışlandığımız takdirde. Biz buna rağmen diyoruz ki bizi dışlasanız bile bir araya gelin. Kiminle nasıl bir araya gelebiliyorsanız gelin. Bizim kimseyle yan yana gözükmekten bir korkumuz yok. Özgüven içerisindeyiz ve zaten bu sistemde herkes kendi partisine oy verecek. Ortak kampanya yürütmek zorunda değilsiniz.
birbirinizin savunduğu şeyleri savunmak zorunda değilsiniz. Kaldı ki biz şimdiye kadar dört muhalefet partisi hem seçim güvenliği konusunda işbirliği yapacağımıza dair kamuoyuna açıklamalar yaptık. Hem de kampanyanın Türkiye'yi demokratikleştirme, olağanlaştırma, o halden kurtarma ve demokratik parlamenter rejime dönüştürme konusunda irade beyanında bulunduk. Biz de bulunduk, diğer partiler de bulundu. Şimdi programlarımız örtüşüyor, oyları koruma konusunda bir irade beyanlarımız örtüşüyor. Ama buna rağmen birlikte gözükmek, yan yana olmaktan çekiniyorsak bu ülkede nasıl birlikte yaşayacağız ve bu ülkeyi nasıl birlikte yöneteceğiz? Bu sorunun muhatapları muhalefet partileri. Bizim için hiçbir sorun yok ama biz ısrarla toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak bu çağrıyı bir kez daha başta ana muhalefet partisi olmak üzere tüm partilere yapmak istiyoruz. Ben bu soruyla bağlantılı olacak. Dışlanıyorsunuz hani sıfır ittifak, sıfır baraj ittifak konusunda. Demin de bir söz söylediniz. Kötülerden kötüyü seçmemiz istenirse bizden HDP seçmeni gerekli tavrı koyar. Bugün haberler yayıldı. HDP'nin ikinci turda Cumhurbaşkanlığını boykot edebileceğine dair seçimi. Böyle bir şey söz konusu var mı? Değerli arkadaşlar, bu bizim bir kararımız, bir planımız ve bir tercihimiz asla değil. Biz çok güçlü biçimde katılımı en yüksek düzeye çıkaracak bir seçim kampanyası yapacağız. Hem parlamentoda temsil düzeyimizi yükselteceğiz ve kesinlikle 7 Haziran'ın üzerine çıkaracağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hem de Cumhurbaşkanı adayımızın ikinci turda herkesin, bütün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Biz buna inanıyoruz. Yani bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ama bu mümkün olmadığında ortaya çıkacak seçenek, tablo, yani Türkiye'de Kürt sorununun barışçı çözümüne, kardeşliğe, birlikte yaşama, katkı sunma imkanı sunmuyorsa, kimse bu yönde bir irade beyanında bulunmuyorsa, yani iktidardan farksız bir söylem içerisine giriyorsa muhalefet partileri, biz seçme sandığa seçmenlerimizi nasıl davet edeceğiz? Neyi seçmeye çağıracağız? Dolayısıyla herkes bunu dikkate almak zorunda. Kendi kitlesini fanatize etmek isterken başka bir kitleyi dışlamanın, kamplaştırmanın, bölerek siyaset yapmanın Türkiye'ye getirdiği nokta ortadadır. Aynı tarzı tekrarlamak, taklit etmek de muhalefet partilerine bir şey kazandırmaz. Bölünmeye, kamplaştırmaya karşı alternatif buluşturmaktır. Bir araya getirme konusunda cesaret sergilemektir. Ve bir biçimde eski ezberleri, eski Türkiye'nin siyaset alışkanlıklarını terk etmeyi bilmektir. İleri görüşlü siyaset bunu gerektirir. Geleceği görmek, öngörülü olmak bunu gerektirir. Asla isimlerle ilgili bir polemik yapmak istemem. İktidar partisinin söylediğinden bir adım ileri giden bir demokrasi konsepti ortaya konulmadığı takdirde toplumsal psikolojinin nasıl seyredeceğine dair sadece tespitte bulunuyorum. Parti kurullarımızda asla boykotla ilgili bir gündem yok. Çünkü biz ikinci tura adayımızın kalacağına inanıyoruz. Ve bunun gereğini de yapacağız. Ama başaramazsak kaybedenin sadece biz olmayacağımızı hatırlatmak istiyoruz şimdiden. Biz en zor şartlarda, en kötü koşullarda en ağır bedeli ödeyen toplumsal kesimler adına siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla bizim daha fazla kaybedeceğimiz bir şey yok. Yani bu durumdan çıkmak zorunda kendini hissedenler en az bizim kadar özverili, bir arada olmaya açık ve yeni bir sayfa açabilecek cesaretli olması gerekiyor. Efendim, bir çatı aday forum üzerinde duruluyor ve Abdullah Gül'ün ismi siz de takip ediyorsunuzdur. Partiler arasında sürekli bir trafik var. HDP, CHP, Saadet'ten, İYİ Parti arasında. Böyle bir çatı aday olabilir. Değerli arkadaşlar, biz başından itibaren kendi adayımızla girme kararlılığımızı ve çok adayın seçimlerde muhalefetin işini kolaylaştıracağını teknik bir konu olduğu için söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ama buna rağmen bir çatı aday formülü gelişirse elbette ki bunu kurullarımızda değerlendiririz, tartışırız. Adayımızla da tartışırız bunu. Ama görünen o ki ortada en azından sizin andığınız isim üzerinden söylüyorum. Şimdiye kadar konuşulan isim üzerinden söylüyorum. Yani seçim takvimi neredeyse bitiyor ve kendisi olup olmayacağını, yani olmak isteyip istemediğine dair bir şey söylemedi. Yani Türkiye birkaç kişinin tercihlerine kaderini teslim edemeyecek kadar büyük bir ülke. Bu kadar ağır bedeller ödenirken, bu kadar büyük dramlar yaşanırken herkesin risk almayı, cesaretle ortaya çıkmayı tercih etmesi gerekiyor. Biz asla bir şahsın tercihlerine bakmayız.
O herkesin kendi tercihidir. Ama bunu şunun için söylüyorum. Yani birkaç ismin dışında alternatifler niye konuşulmuyor? Yani sonuçta ölçü belli. Bütün Türkiye'den oy alabilecek, tıpkı bizim adayımız gibi bütün kesimlere hitap edebilecek, muhafazakar çevreden de, kendisini daha milliyetçi diye tarif eden çevreden de, soldan da, Alevi'den de, Kürt'ten de oy alabilecek başka hiçbir isim yok mu Türkiye'de? Yani ana muhalefet partisinin ya da Saadet Partisi'nin önereceği başka hiçbir isim kalmamış mıdır? Dolayısıyla yani burada kendi kendini bloke eden, kendi elini daraltan ve hareket alanı bırakmayan bir yaklaşımın Türkiye'ye de, Türkiye muhalefetine de zarar verdiğini düşünüyoruz. Efendim, isimler üzerinden polemik yapmayı pek sevmiyorum dediniz ama biraz daha anlaşılması açısından. Şimdi mesela partiler tek tek açıklama yapıyor. CHP diyor ki ikinci tura diyor hangi aday kalırsa biz arkasına duracağız, destekleyeceğiz. Meral Akşener diyor ki eğer ben kalamazsam ikinci tura kim gelirse destekleyeceğiz diyor. Evet. Mesela sizin beklentinizi, mesela Meral Akşener kaldı. Destekler misiniz? Yani karşılar mı mesela böyle bir şey? Net bir şey söyleyebilir misiniz? Değerli arkadaşlar, yani bu tabii ki önümüzdeki seçim kampanyasına da bağlı. Yani sokağa çıktığında ne diyeceğine, bizim seçmen kitlemize de, yani şimdiye kadar bize oy vermiş ya da vermeyi düşünen, bizi ikinci tercih olarak düşünen seçmen kitlesine de ne diyeceğine bağlı şüphesiz. Ama yani demin tarif etmeye çalıştığım şey oydu. Birbiriyle militarizm yarışına giren, birbiriyle yani red, inkar, yok sayma, dışlama, ötekileştirme yarışına giren bir seçim kampanyası yürütülürse şunu peşinen söylüyoruz. Birinci turda bu tip söylemler el yükseltebilir. Birinci turdan ikinci tura çıkmayı kolaylaştırabilir. Yani böyle toplum mühendislikleriyle kimi tavsiyeler, telkinler yapılıyor olabilir. Ama ikinci turun sonucunu belirleyecek olan bizim seçmen kitlemiz. Demokrasi isteyenler, barış isteyenler, çoğulcu bir ülkede öyle bir rejimle yönetilmek isteyenler, yani ne kadar o söylediğiniz isim ya da isimler buna uygun bir konsept kampanya yürütür, bunu göreceğiz. Biz isimlerden bağımsız olarak seçeneksiz olmadığımızın altını çiziyoruz ve en zor şartlarda yaşıyorsak kimsenin bizi daha kötüsüyle korkutamayacağını şimdiden ifade etmek istiyoruz. Ama başka isimler konuşulur, başka öneriler gelir CHP'den, Saadet Partisi'nden. Gayet tabii demin de söyledim, biz ilkeli, açık, savunulabilir, her türlü işbirliğine varız. Ama yani açık işbirliğini göze alamayana böyle gizli destek vermek, görünmeden, çaktırmadan oy vermek, böyle formüllere başından beri kapalıyız. Hangi isim olursa olsun buna sıcak bakmadığımızı, seçmenimize saygısızlık olarak tarif edilecek hiçbir ilişkinin içerisinde olmayacağımızı da çok net biçimde söylüyoruz. Kadın önceliği sonra... Demirtaş kampanyasını nasıl yürütecek? Bunun için özel bir düzenleme yapılacak mı? Adalet Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor mu? Teknik şeyler çalışılıyor mu? Hani sonunda bağlantılı aslında Sayın yani 30'unda duruşması var Sayın Demirtaş'ın. Olası bir yargısal engelleme durumunda sizin alternatifiniz var mı? Sayın Onur Hamzaoğlu'nun ismi zikrediliyor. Özellikle sosyal medyada. Değerli arkadaşlar, biz yani parti kurullarımızda da kamuoyunda da en çok öne çıkan ismin Demirtaş olduğunu paylaştık. Ama önümüzde resmi takvimin başlaması için de vakit var. Sürenin bitimi ve ilanı için de bir takvim var. Dolayısıyla yani şimdiden bir deklarasyona girmek yerine bu kalan süreyi en iyi şekilde yönetmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla da tabii ki bu eğilimler kendisine iletildi. Kampanyanın nasıl yürüyeceğine dair onun da önerileri olacak. Biz de kurullarımızda tartışmalar yapıyoruz. Araştırma birimimiz, strateji birimimiz bu konuda bir çalışmanın içerisinde ve şüphesiz yani bir partisi var ve partisi de bu kampanyayı yürütebilecek güçte. Türkiye toplumu da bir siyasetçinin bu kadar keyfi biçimde mağdur edilmesinin, siyasetin dışına itilmesinin okumasını yapabilecek, takdirini yapabilecek bir noktada. Zaten medya yasağı, engellemeler,
kısıtlamalar hani dışarıdaki siyasetçiyle içerideki siyasetçi arasında çok fark bırakmamış durumda. Dolayısıyla biz bu kampanyanın yürüyebileceği düşüncesindeyiz, yürütülebileceği inancındayız. Hukuki riskler de dahil olmak üzere bütün riskleri, bütün engellemeleri göze alarak son derece başarılı, sürprizlerle dolu bir kampanya yürüyeceğini düşünüyoruz. Biz diğer partilerin de aslında bu durumu, bu haksızlığı görmesini istiyoruz. Farkında olmalarını istiyoruz. Ve bu farkındalığı kamuoyuyla paylaşacak isimlerle, söylemekten cesaretsizlik gösterecek, söylemekten kaçınacak tavırlar sergilememelerini istiyoruz. CHP'nin adayı kim olursa olsun, Saadet Partisi'nin adayı kim olursa olsun, ister ortak aday çıkarsınlar, ister ayrı ayrı çıkarsınlar. HDP'nin karşı karşıya bulunduğu durum, bir önceki dönem genel başkanının cezaevinden aday oluyor olması, 60'ın üzerinde belediye başkanının cezaevinde olması, 11 milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmüş olması, 9 milletvekilinin cezaevinde olmasını görmezlikten gelecekse bu partilerin adayları, yok sayacaklarsa, bunu pas geçerek, gözlerini kapatarak, kulaklarını tıkayarak tavır sergileyeceklerse elbette ki bizim adayımız ikinci tura çıkamadığında bizim seçmenimiz de bunu dikkate alacaktır. Bunu değerlendirecektir ve o ölçüde kararlı, o ölçüde Türkiye'nin birlikte yeniden inşası için sorumluluk üstlenecektir. Bu nedenle diyoruz ki muhalefet artık başka isimler ortaya koysun, ister parti içinden, ister ortaklaşıp bütün kesimlere hitap etmeyi parti içi isimlerle tercih etsinler, ister ortak ara isimler, partisi isimler tercih etsinler. Ama artık bu konuda bir irade ortaya koysunlar ki biz de kendi yol haritamızı nerede, ne kadar, nasıl, hangi aşamada işbirliği yapabileceğimizi daha net biçimde görelim. Yoksa demin söyledim, bir kez daha söylüyorum, kaybeden biz olmayacağız, kaybeden bütün muhalefet, bütün Türkiye olacak. Başka soru yok galiba. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.